İtalya mutfağından ılıbıdı sarması, 2 bağ pazı, 1 bağ taze nane, 1 bağ yeşil soğan, 1 tutam dereotu, 1 kase süzme yoğurt, 2 adet soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 bardak su, 2 bardak pirinç, 1 tatlı kaşığı tuz. Ilıbıdı aradım, tanıdım, bulamadım. Ilıbıdı olmazsa pazı da oluyor. Pazıdan yapacağız. Ilıbıdı da bunun biraz daha uzun boynusu. Evet. Bizim ilkbaharda olur. Yani çok biraz da daha ekşi. Biraz buruk bir tadı var onun. Evet, daha biraz fakat tadı lezzeti farklı. Benziyor. Aynen. Daha önce içini yapmıştık. Yapalım. İçini yapalım. Kuru soğanlarını da alayım. Yeter mi? Teşekkür ederim. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Elde doğrayacağız direkt. Ben elimde doğramayı seviyorum. Neresinden doğramak lazım elde doğrayınca? Bu alt kısmı, burası üst kısmı. Ben böyle üstten. Üstten doğramak evet, lazım. Evet. Şimdi biz bu iç harcı pişireceğiz mi? Pişireceğiz. İç harcı sadece bulgur pişireceğiz. Soğanları biraz öldüreceğiz, hafif pembeleşecek. Bulgurunu, suyunu koyup bulgurla pişireceğiz. O biraz soğuduktan sonra yeşil soğan, yeşil nane ve süzme yoğurt koyacağız. Katacağız, evet. Ben bu içi hiç unutamıyorum. Hakikaten hani böyle kısır tadı da var, yoğurtlu bir iç. Hani dolma yapıyorsunuz ama içinde hem bulgur var hem yoğurt var. Hakikaten hani yemeğe doyamamıştım yerken ki pazıyla da çok yakışıyor. Bir soğan daha yapacak mısın? Hayır, o yetiyor. Yeter. Aslında herkes bir soğan koyar ama ben çok seviyorum soğanlı yemekleri. Yani yemekli soğan seviyorum. Çünkü çiğ yiyince bana rahatsızlık veriyor. Pişmişini çok kullanıyorum. İki bardak su koyalım. İki bardağını sonra koyalım. Önce bulgurunu koymuyorsun. Hayır, önce suyunu koyuyorsun. Ben mesela hani bulgur pilavı gibi düşünüyorum şu anda. Önce bulgurunu koyarım. Öyle mi? Kavururum. Ha. Nedense öyle yaparım yani. Yok. Sen bulgur pilavında da mı böyle yapıyorsun? Evet. Aa. Ben suyundan sonra koyuyorum. Neden acaba? İki bardak bulgur koyacağız. İki su, iki bulgur mu? Ama sonradan saracağız ya pazılarla. Tekrar su koyacağız içine. He. Onun için yani yarısını su koydum şimdi. Anladım. Hani dolmanın iç harcı gibi düşünün. Çok pişirilmez ya. Evet. Sen de yıkamıyorsun İki benim var. Gibi. İki bardak sıcak bulgur. Su, iki bardak bulgur. Bu şimdi demlensin. Normal dolma harcı yapıyoruz. Çok salın. Pişirmiyoruz birazcık çünkü demlenecek. Pişmeye devam edecek. Evet. O arada da pazılarımızı haşlayalım. Sonra içini hazırlayalım. Koyacaklarımızı soğanını doğrayacağım. Onu yeşil soğanla nanesini kıracağım. Kaynatacak mısın? Pazı çok çabuk hemen yumuşuyor ya. Koyup alacağız. Koyup aynen. Alacağız. Pazılarımızı haşlayayım. Şöyle güzel bir hazırlanmış pazı sana. Pek güzel İçini pazılara hayran mı? Oldum pazılara. Ay çok mutlu evet, oldum. Evet onu kapatalım. Teşekkür ederim. Bir kaba boşaltalım. O soğurken bunları haşlayalım. Çok pişmeyeceği için içimizi hemen kapattık çeker çekmez. Alabilirim değil mi? Ben şimdi bunu bir kaba alayım. Bunu bir kaba boşaltalım. Çünkü yoğurtla birleşecek. Tamam. Ben bunları da bir tepsiyle kevgir alabilir miyim? Hı hı. Sen bunları doğrarsan ben naneleri ayıklayayım. Ben doğrayayım. Ben de senin bıçağıyla. Şöyle yapayım. Dereotu koyalım mı? Çok güzel olur ama. Koyalım. Her şeyi koyalım. Suyunda yok ama ben her şeye koyarım bunu yani. Koy ben de dereotunu çok seviyorum. Bol nane size tavsiyem. Bol da soğan. Bir demet taze soğan kullandık. Bir demet taze nane. Bir tutam da içinde yok ama ikimiz de çok seviyoruz. Evet, oh, mutfakta benim, yemeklerde senin. Ne istersek onu yaparız. Canımız ne isterse harika. Ben ileride inanıyorum. Koku geçen bir şeyler olacak.
Onu süzme yoğurduyla tamam, halledeceğiz. Tamam, sen bunun saplarını ayıkla, ben senin yoğurdunu yapayım. Ben kendi mayaladığım yoğurt da var ama o sana sıvı gelir herhalde. Sıvı gelir. Süzme yoğurt bir kase koyalım. Bir büyük kase süzme yoğurt bütün karışımının içine giriyor. Şöyle biraz da tuz atalım. Karabiber falan ister mi? Yok, sadece tuz. Onun nane hakim olacak koku olarak. Soğan ve nane. Şimdi şu sarımsakları biraz alıyorum ve sarmaya başlıyorum. Kaşık vereyim mi? Yok, şöyle elimle alıyorum. Şimdi bu puzzle'ların düzgün tarafı altta. Bu şimdi öyle uzun sürede pişmeyecek. Pazı da çabuk pişer. İçimiz zaten kısmen pişmiş durumda. Evet. Hemen böyle bir birbirine geçecek tatlar. Bir bardak bir su koyacağız. 1,5 bardak. O suyunu çektim, tamam. Evet. Facebook, Twitter, Instagram'dan Ayşe ablamla ilgili muhteşem yorumlar istiyorum. Öyle eleştiri istemiyorum bugün. Çok güzel yorumlar istiyorum. Sadece bir bardak su, biraz da yağ gezdirelim, üstte zeytinyağı. Önce yağ gezdir, ben çok severim. Direkt parlak yapıyor. Çok severim. Sarmaları parlaklaştırıyor üstüne konulan yağ. Biraz da olmadı, sonra üstüne koyarız. Üstüne bir tabak kapatalım. Çok su koymuyoruz. Çünkü çok çabuk dağılabilir. Taşım var benim, taş vereyim mi? Çok ağır gelir, tabak yapalım. Öyle mi? Ezmesin. Çok ağır bir şey koymak istemiyoruz çünkü bulgurun şişme payı var. Altını yaktık, kapadık. Kapattım. Hadi bereketli olsun. Ay ne güzel söyledin. Şimdi hamurlarımıza bakalım mı? Tost.